Sovyet topraklarında dünyaya geldi. Çözülüşün ardından gözünü gemilere dikti. Bu sayede zenginleşti. 1998'de Türkiye merkezli bir şirket kurdu. Burayı karargah haline getirdi. Filosuna yüzlerce gemi katarak petrol taşıma işi üzerinden büyük paralar kazandı. Ülkenin en zenginleri listesinde sık sık yer aldı. Uzun yıllar kendisi için her şey çok güzeldi ancak şimdilerde iflas haberleriyle gündemde. Nedeninin Pelikan ve Mehmet Ağar olduğunu iddia ediyor. Mallarına çöküldüğünü söylüyor. Bu iddiaların merkezinde ise Yalıkavak Marina duruyor. Mübariz Massimov'dan bahsediyoruz. 1968 yılında Bakü'de doğdu. Sovyetler Birliği'nin çözülüşü sonrası ülkenin kaynaklarının üzerine çöküp zenginleşenlere benzer bir hikayesi vardı onun da. Çözülüşten sonra gemi işine girdi. Kendi ifadesine göre gemileri değeri 100 dolarsa 10 dolara aldı. İşleri büyüttü kısa sürede. Artık Rusya ve Azerbaycan petrollerini taşıyordu. Verdiği bir röportajda kendisini okuttuğunu söylediği Haydar Aliyev'e teşekkür ediyor. Haydar Aliyev sayesinde kariyerimi yaptım diyordu. Bu kariyer kendisine büyük paralar kazandırmaya başlayacaktı. 1998'e gelindiğinde Türkiye'de bir şirket kurdu. Palmali Holding. Şirketin sitesinde kuruluş hikayesi şöyle anlatılıyor. Palmali Holding 1998 yılında Türkiye'de kuruldu. Şirket yolculuğuna İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemiler için acentelik hizmetleri sunarak başladı. Bir süre sonra şirket kendi filosunu oluşturmaya başladı. Şirket sahiplerinin temel amacı Karadeniz ve Hazar Denizi'nin önde gelen deniz taşımacılığı şirketi statüsüne kavuşmaktı. Zaman geçtikçe Palmali uluslararası arenada daha iddialı konuma geldi. Günümüzde Holding, Rusya'nın iç limanlarında Karadeniz, Akdeniz, Hazar ve Baltık Denizi'nde taşımacılık sektöründe kendinden güçlü bir şekilde söz ettiriyor. Palmali Holding, küresel boyutta ulaştırma pazarının ihtiyaçlarını karşılamak için operasyonlarını sürdürmektedir. Massimov, işlerinin durumuna ilişkin 2018'de verdiği bir röportajda ise ana işimiz denizcilik, gemicilik, armatörlük ve lojistik. Limanlarda ajantalarımız da var. Yalnızca kendi gemilerimizle değil, kiraladığımız gemilerle de taşımacılık yapıyoruz. Palmali Grup, en büyük filolardan birine sahip. Gemi sayımız hep değişiyor. Bir taraftan 270 diyebiliriz çünkü anlaşmalı olduğumuz, kiraladığımız gemilerimiz var. Ama kendimize ait en az 100 gemimiz var, diyordu. Massimov, Türk vatandaşlığına geçtiğinde Forbes adlı sitede şu haber geçiyordu. Yurt dışında yaşayan en zengin Azeri olan Mübariz Massimov, Türk vatandaşı oldu. Sahip olduğu 129 gemiyle deniz taşımacılığında dünyanın ilk 5'inde yer alan ve 48 şirketten oluşan Palmali Grubun tüm yönetimini İstanbul'a taşımaya hazırlanıyor. Ayrıca sağlık ve inşaat sektörlerinde büyük çapta yatırımlara hazırlanıyor. 3 milyon euro değerinde olduğu tahmin edilen garajında bulunan ve dünyada sınırlı sayıda üretilmiş Maybach 62, Rolls-Royce Phantom, Bentley Sport Coupe gibi özel yapım otomobilleri onu magazin haberlerine taşımaya yetiyor. Yapılan haberler pek çok dedikoduyu ve servetinin kaynağı hakkındaki spekülasyonları da beraberinde getiriyor. Böyle zamanlarda cini lambaya geri göndermek kolay olmuyor. Bu yüzden çok isteyerek aldığı Fransız Dassault firmasının Formula 1 pilotu Michael Schumacher için özel olarak dekore ettiği Falcon 2000 jeti bile satmak zorunda kalabiliyor. 39 yaşındaki Massimov'un toplam 18 yılda böyle bir serveti nasıl elde ettiği konusunda pek bilgi vermek istemiyor. Palmali grubun bugün Azerbaycan'dan Rusya'ya, Bulgaristan'dan Yunanistan'a, İran'a kadar 21 ülkede ofisi var. Gerçekten ilgi çekici olansa filosunda 129 gemi bulunan Massimov'un akaryakıt taşımacılığındaki yeri. Massimov, akaryakıt taşımacılığında büyük ihtimalle birinci sırada olabiliriz diyor. Rusya'nın iç sularında çalışabilen iki şirketten biri olan Palmali, Akdeniz-Karadeniz arasında Rusya petrollerinin %75'ini taşıyor. En büyük müşterisi ise BP. Massimov'un büyük bir filosu vardı ancak sadece kendi gemileriyle hareket etmiyordu. Bir de çok sayıda gemi kiralıyor, bu gemilerle de taşımacılık yapıyordu. Massimov, 2010 yılında İstanbul Modern'in eğitime destek gecesinde Balkan Naci İslimliye'nin özel olarak yorumladığı 85 yıllık Türk bayrağına 650 bin lira verip Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışlamıştı. Massimov Gurbanoğlu, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı'na bir törenle bayrağı teslim etmişti. Türk bayrağını Askeri Müze Kültür Sitesi Komutanlığı adına alan Albay Bülent Tütüncüoğlu ise Marif Massimov Gurbanoğlu'na bir plaket ve teşekkür belgesiyle Askeri Müze'nin ambleminin olduğu bir plaket vermişti. 2014 yılında Türkiye'nin en zengin 10 isminden biri deniliyordu Massimov için. 2015 yılında ise Forbes'ın en zengin 500 isim listesinde yer alıyordu. Bu dönemde AK Parti ile de çok yakın ilişkileri vardı. Aradan geçen süreçte ilişkiler bozuldu. Massimov'un şirketi geçtiğimiz aylarda bir iflas haberiyle gündeme geldi.
İddialara göre Türkiye Cumhuriyeti Vergi Dairesi, Malta Devleti Maliye Bürosu ve bazı faktöring firmalarının Mansimov'un mallarına ipotek koymuştu. Şirket bir açıklama yaparak iflas iddialarını yalanlamıştı. Sedat Peker yayınladığı videolarda Mansimov'a ait olan Yalıkavak Marina'ya Mehmet Ağar tarafından zorla çöküldüğünü söylemiş, buranın değerinin 1 milyar avro olduğunu ancak burada yapılan kokain ticaretiyle bunun çok daha üstün paralar kazanıldığını ileri sürmüştü. Mansimov bu açıklamalar sonrasında gündem olan Marina'yı 2011 yılında Jeffy Kami'den 42 milyon dolara satın almıştı. O dönem basına yansıyan haberlere göre buraya 100 milyon dolarlık da yatırım yapmıştı. Peker'in iddiasına göre bu Marina'ya Mehmet Ağar çöktü. Bu iddianın kaynaklarından biri olan AK Partili vekil Tolga Ağar, 2014'te Marina'nın yönetimine girerken sonrasında yönetim kurulu başkanı oldu. Vekil olunca ise yerini babasına bıraktı. Mansimov, söz konusu çökme iddialarını destekleyen bir şekilde 2017 yılında da bir dava açtı. Mansimov, Şubat 2020'ye gelindiğinde hakkında bir soruşturma açıldığını belirterek kendisine karşı bir oyun kurulduğunu söyleyecek, "Bana FETÖ'cü demektense kendimize, geçmişimize ve çocuklarımızın nerede eğitim aldığına bakın, siz ne zannediyorsunuz, bundan kimsenin haberi yok mu, bu kadar mı safsınız ya da karşınızdakileri kandırıyorsunuz" ifadesini kullanacaktı. Bu açıklamalardan bir ay sonra Mart 2020'de FETÖ iddiasıyla gözaltına alındı, Mansimov sonrasında da tutuklandı. Yaklaşık bir yıl tutukluk alan Mansimov, ev hapsi şartıyla geçtiğimiz Mart ayında tahliye edildi. Mansimov, verdiği bir ifadesinde Mehmet Ağar'la arasındaki gerilimi ise şöyle anlatıyordu. "En önemlisi Mehmet Ağar denilen şahıs benim hanımın önünü kesiyor. Seninkinin başına gör, daha neler gelecek, her şeyi hazırladık diye. Biz bu konuda dava açtık ama Sayın Başsavcı bizi ciddiye almadı. Biz Türk'üz, bir hanımın önünü kesmek ne demek ya? Bir de kendi evimizin önünde buraya arabanı bırakamazsın, kapıdayım, yani yalan niye söyleyeyim. O an orada olsaydı vurup öldürürdüm onu ben. Marina'ya karşı dava açtım mallarımı geri almak için. Bütün bunları davadan vazgeçirmek için yaptılar." Tüm bu hikaye, Sedat Peker'in açıklamaları sonrasına yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. YouTube kanalımızda sizlerle evrenden sanata, insandan tarihe, spordan yaşama kadar çok farklı içeriklerden oluşan videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Daha önce hazırladığımız farklı içerik ve konulardan oluşan videolarımıza da göz atabilirsiniz. Videomuzu beğenip yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda sizleri hayatın ve evrenin içinden bambaşka konu ve içeriklerle karşılamak dileğiyle. Görüşmek üzere.